nothing to disclose, but bow hunting. It's not about... Uterus transplantasyonu bir VCA olarak sınıflandırılıyor. Hepinizin bildiği gibi bir el ve yüz gibi. Akdeniz Üniversitesi olarak biz şimdiye kadar 5 çift kol ve 2 uterus nakli yaptık bugüne kadar. Neden bir plastik cerrahi ekibi uterus nakli yapar? Muhtemelen dünyadaki en yüksek bir tanesine sahibiz vajinal rekonstrüksiyon adına. Kolon segmentiyle yaptığımız yüzün üzerindeki vajinal rekonstrüksiyon sonrası hastalar bize bebek istemi için geldiler. O anda aklımızda bizim rahim nakli projesi düştü açıkçası. Burada tabii uterin faktörle ilişkili infertilite sonrası yapmak gerekiyor. Bu da ilk defa bizim ekibimiz kullandı. Şu anda herhangi bir kullanan ekip var mı bunu da bilmiyorum. Burada biz sentinel skin graft kullandık. Ve bu çok ilginç bir şekilde aynı seansta muhtemelen sezaryenle beraber graftin alınması yine çok az klinikten bir tanesi biz yapıyoruz onu. Çünkü diğer klinikler bunu çok göze alamıyorlar. Çok büyük, rahim çok büyük, onu almak çok kolay olmuyor. Artık kanama çok ciddi bir risk olabilir ve endometriyoz riskini göze alamıyorlar. Ancak biz her iki olgumuzda da sezaryenle beraber rahimi çıkardık. Bu skin graft orada tabii devam etti. Aynı zamanda kademeleri olarak immünsüpresifleri azalttık ve aynı seans simultane bir şekilde deri grafti kendini yok etti orada. Burada da rejeksiyonu çok net bir şekilde gördük. Çok güzel bir yöntem. Yapmak isteyenler için, bundan sonra transplantasyon yapmak isteyenler için çok kolay bir yöntem. Bizden sonra gördüğünüz ülkeler yaptığı bu vakaları siyah olanlar, canlıdan, kırmızı olan kadavradan yapılan merkezler. Bugüne kadar yaklaşık 70-72, belki bu sayı 1-2 artmıştır, 2023'ün update'i. 72 hastaya transplantasyon yapıldı. Bunun 54'ü canlı, 18'i de, ve çok düşük bir oran 18'de, kadavradan ve yaklaşık olarak başarı %77. Klinimizde 2 hastanın ikisi de yaşıyor, %100 klinimizde. Ve bu vakalardan 35 tane doğum oldu bugüne kadar. Uterus transplantasyonu hepinizin bildiği gibi hayat kurtarıcı olmayan bir ameliyat ve birçok insana etkiliyor. Vericiyi eğer canlıysa, alıcıyı ve gelecekteki bebeği. Bunun birçok savunulabilir ya da savunulamaz tarafları elbette var. Ancak canlıdan yapılan cerrahilerde her karaciğer ve böbrek naklinde binde bir olan mortaliteyi eğer yeni başlayacak bir klinikseniz çok önermiyoruz. Lütfen kadavradan başlamak çok daha konforlu olabilir. Çünkü bu bir uterus hayat kurtaran bir ameliyat değil. Özellikle bazı kliniklerde donör akraba değil. Bu ayrı bir etik konu zaten. Bu anlamda çok ciddi üreteral komplikasyonlarla karşılaşmışlar. Bu anlamda diseksiyon çok extended yapılması gerekebiliyor. Çok uzun damarlar gerekebiliyor. Bu açıdan biz ilk başlayanlar için kadavradan transplantasyonu öneriyoruz. Elbette avantajları var. Canlıdan nedir? Operasyon zamanlamasını siz ayarlıyorsunuz. Çok iyi bir şekilde donör incelemesi istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Kadavralar elbette böyle değil ve takımın kontrolü de, ekibin kontrolü de çok sağlam oluyor. Şeyde nasıl, kadavrada nasıl? Tabii diseksiyon daha kolay. Herhangi bir majör damar alabiliyorsunuz ve komplikasyon yaratma gibi bir anksiyeteniz yok. Dünyada da bu durum böyle. Kompozit dokun nakilleri için rejistri var. Ülkemizde de yok rahim için. Dünyada da rahim için aynı bizim olduğu gibi özel izinlerle yapılıyor. Çünkü hala bir experimental bir süreç ama realiteye doğru gittiği bir gerçek. Çünkü diğer organda, diğer kompozit dokun nakillerinin sayı olarak geçti. Bu donör kriterleri, bu alıcı kriterleri, bence en önemli şey burada dışlama kriterleri. Bazı merkezler malignansileri de aday olarak almışlar ama sabah da konuştuk. Zaten transplantasyon çok komplike bir olay. Artı siz bunun üzerine immünsüpresif bir olay yaratıyorsunuz ki artı zaten malignansisi olan bir hastanın buna bir eğilimi var. Bu anlamda biz klinik olarak, ekip olarak malignansisi olan, hayat kurtarmayan bir ameliyat için malignansisi olan hiçbir hastayı bu gruba alınması taraftarı değiliz.
Bir diğer önemli dışlama kriteri de elbette hastanın psikolojik durumu. İmmünosupresif ajan dediğim gibi çok benziyor solit organ ama tabii gebelik sırasında bunlar shift yapılıyor. Rejeksiyon takibi son derece önemli. Hem endometriyumdan hem serviksten hem o deri greftinden çok yakın takip etmek gerekiyor. Burada en büyük sıkıntı elbette gebelik sırasında rejeksiyon tabi. Siz takibi rejeksiyon oldu ne yapacaksınız? Allah'tan hiç başımıza gelmedi ama bu tür durumlar diğer kliniklerde ifade edilmiş. Burada da steroid dozları ya da bazı ilaçları eklemekle üstesinden gelmeye çalışılıyor ama rejeksiyon hakikaten çok ciddi bir handikap özellikle gebelik sırasında. Gebelik biz ilk gebeliğimizde 1 yıl bekledik. Ancak ikincisinde 6 ay yeterli oldu. Bu tabii tamamen hastaya ve ekibe bağlı. 6 ay sonra graft stabil bir hale geldi. Bu anlamda 6 ay sonra embriyo transferlerine başladık. Herhangi bir sıkıntıyla da karşılaşmadık. En önemli komplikasyon, en sık karşılaşılan daha doğrusu kronik hipertansiyon, preeklampsi, bebeğin büyümesinde gerilik ve erken membran rüptürü. Ne zaman biz bu grafti çıkaralım? Dediğim gibi biz her iki vakamızda da sezaryen sırasında bunu tercih ettik. Pişman mıyız? Hayır değiliz. Ama diğer kliniklerde onlar daha güvenli hissettikleri için 3. seansta, 3 seanslık bir ameliyat bu. Bu da adezyon oranlarını arttırıyor. Bu anlamda bizce ne kadar sayı azalırsa bu kadar güvenli. Bir kız bebek dünyaya geldi. Ömer Özkan Junior'ın 2. yılında özlenendi bebekte. 1. ayında beraberce sağlıcakla ailelerin evlerine gittiler. Burada bizim literatüre kazandırdığımız yayınlar birçok yönüyle rahim, anne, transplantasyon, vasküler blood supply'ı birçok yayın kazandırdık. Burada güzel olan şey şu, bu dünyanın artık başarılı ilk rahim nakli. Bunu gururla söyleyebilirim ülkemizde. Ve Annals of Surgery'yi bilirsiniz, impact'ı çok yüksek bir dergi. Burada da Texas'a gibi, burada bizi uterus transplantasyonunu başlatan, tarihsel olarak başlatan ekip olarak bizi sahte etti. Bu da bizim için ayrı bir keyif elbette. Sonuç olarak çok ciddi, çok özel komplikasyonları olan her aşamasında, post transplant kısmında, gebelik kısmında, sezaryen sırasında ve uterusun alınması sırasında kendine ait çok ciddi komplikasyonları olan ve asla bir radikal histerektomi olmayan bir ameliyat bu. Çünkü duyuyorum radikal histerektomiyle karşılaştırıyorlar. Asla öyle değil. Yapan ekipler de bunu göreceklerdir. Her aşama, her iki şeyde vakada hakikaten bizi yaşlandırdı. Ömer Özkan'ın beyaz saçlarının çok büyük bir kısmı bana ait değildir. Onu da ifade edeyim. Son yaz. Güzel oldu.